Evet, piller doluyken kaloriferim açık. Bu durumda motor ne kadar yakıt tüketir? Çok az yakıt tüketir. Kaloriferim açık, motor susmuyor bu yüzden. Sırf ısıtmak için çalışıyor. Fakat yakıt tüketimi de veya ürettiği güç de yok denecek kadar az. Şuradan saatlik harcamaya bakabiliriz. Dur kalk trafikte gidiyorum. Pillerim %60-61, yani üst sınırda. Fren veya rampa olmadıkça daha fazla dolmaz. Yani şu durumda söylemek istediğim, piller %60'ın %61 civarındaysa şanzıman jeneratöre yük almaz. Yani jeneratör motordan beslenmez. Sırf elektrik üretmek için motordan beslenmez. Normal şartlarda %60'ın altındaysa eğer şanzıman, şimdi piller, motor boş çalışmaz. Her zaman pilleri doldurmaya çalışır. Bu da yakıt harcatır size. Pillerim şu an dolu olduğu için motor pilleri doldurmaya çalışmıyor. Yükte değil yani. Bakın gördüğünüz gibi pil kısmı dolmuyor. Normalde pillerin boş olsaydı orada 3-4 kW enerji görecektiniz. Bu da motorun yüke bindirilmesi anlamına gelir. Bu bir anlamda da faydalıdır. Pillerin %60'ın altındayken siz gaza bastığınızda enerjiniz hiçbir zaman boşa gitmez. Tekere aktarılır veya fazla olan enerji jeneratöre aktarılır. Bu sayede de enerji üretirsiniz. Yani normalde normal vitesli arabalarda, otomatik veya manuel arabalarda, benzinli arabalarda, dizel arabalarda gaza bastığınız zaman boşa giden enerji çok fazladır. Fakat hibrit arabaların özelliği, boşa giden enerji yoktur. Enerji ya tekere gönderilir ya pillere gönderilir. Ya da piller doluysa rölantide çalışır. Bunun haricinde bir durum olmaz. Piller %60'da olmadığı için, %65'de olmadığı için kaloriferi çalıştırınca motor hem kendini ısıtıyor hem de pilleri dolduruyor bir yandan. Bakın 4,5-4,5 arası kilowatt enerjiyle pilleri dolduruyor. Frene bastığımda keser. Her frene basışımda jeneratör şarjı keser. Tabi jeneratörün yük modları var, seviyeleri var. Daha detaylı konular çok da gerek yok yani. Motor kapandı. Motor suyumuz 60 derece oldu. Motor sadece kaloriferi ısıtmak için çalışıyordu. Şu an o da çalışmıyor. 60 dereceye geldiğinde motorun kapandığını gördük. Biraz daha düşecektir birazdan. Kalorifer çünkü çalışıyor. Düşünce motor tekrar çalışacak. Arkadaşlar motorun sıcaklığı, şimdi burada motoru sıcak görüyoruz fakat aslında motorumuz şu an 60 derecede. Yani yarı sıcak. Göstergede sıcak görüyoruz fakat burada 60-61 derecede görüyorsunuz. Bunu benim ettiğim tecrübeye göre motor 55 derece civarında falan. Yani 60'ın altında 55 derecede, 55-50 derecelerde şu sıcaklık ibresi çeyreğe düşüyor. Fakat 60'da yarı olarak gözüküyor. Sıcak fanı açtığınızda 55 derecenin altındaysa eğer motor sıcaklığı, motor çalışmaya başlar çünkü sıcak üflemesi gerekiyor. 55 derecenin üstündeyse motor çalışmadan da kalorifer sıcak üfler. Şimdi kaloriferin motor suyunu nasıl soğuttuğunu göstereceğim. Motorum kapalı. Gördüğünüz gibi motor suyu 70 derecede. Kalorifer açık. Motor bloğu çok ısınmamış durumda. Bir 20 dakikalık sürüş yaptık, 15 dakikalık. Bakın 69-68. Kalorifer açık. Dışarıdan hava alıyorum.
67. Altı. 65. Yani motor kalorifer kapalıyken, özellikle motor bloğu da çok sıcak değilken, yani uzun sürüşler yapmamışsanız kaloriferi açtığınızda motor bloğu çok çabuk soğur. İç döngüde daha az soğur. Çünkü içeriği ısıtmak daha kolaydır. Dış döngüde, yani taze havada çok daha fazla, çok daha hızlı soğur. 63'e kadar indi hemen. Daha da hızlı inecektir. 62. Yani böyle 50-55 dereceye kadar inecek. Akabinde ondan sonra benzinli motor çalışacaktır. Şimdi motor suyunun nasıl hızlı soğuduğunu göstereceğim size. Motor suyumuz 84 derecede, kaloriferimiz kapalı. Dışarısı 6 derece. Kalorifer kapalı. Şimdi kaloriferi iç döngüden çıkarıyoruz, dışarıya aldık. Ve fanı açacağım. Sonuna kadar en hızlı da açacağım. Motor suyu sıcak olduğu için motor çalışmadı. Fakat 85 dereceden nasıl hızlı düştüğünü göreceksiniz. Şu an fan çalışmaya başladı. Motor suyu ne kadar hızlı düşüyor içeriği ısıtmak için. Çok kısa bir sürede 65 derecelere kadar indi. Buraya baktığımızda sıcak gözüküyor fakat esasen 61 derecelere kadar indi. Biraz daha çalışırsa 60 derece civarında motor çalışmaya başlayacak. Evet, tam 50 kilometre menzil kala benzin lambası yandı. 50 kilometre menzil kala benzin 50 kilometre menzil kala benzin lambası yandı. Ve şimdi hemen zaten benzinliğin yanındayız ve BP'ye giriyoruz.